cihaz almada ve satmada güven EasyCep diyoruz. Peki bu cep veri güvenliğini nasıl sağlıyor? Önce BTK veri tabanında kontrol. Verilerin kalıcı şekilde silinmesi. Tüm cihazlarda TSE belgesi ve Ticaret Bakanlığı onaylı süreçler. Hepsi birbirinin ardına geliyor. EasyCep cihaz almanın ve satmanın yeni kolayı. Geleceğe dönüş klasiği Geleceğin yıldızı adayımız bu hafta Fenerbahçe'den Emirhan Arkutçu. 2006 doğumlu 17 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin U19 takımında forma giyiyor. Ee, esasında sağ kanat ama işte ters kanatta ya da santriforda da zaman zaman gördüğümüz bir oyuncu. Ee, İshak ile birlikte son U17 milli takım kampına da davet edildi. Arnavutluk için yapılan hazırlık maçları için yapılan kadroya ve Emirhan da 3-0 kazanan Arnavutluk maçında 55'de oyuna girdi. Ee, orada da süre aldı. Daha önceden de U17'de e, zaten kendisine yer bulmuştu. Emirhan'la ilgili bazı bilgiler e, toparladım. Bir kulis yaptım. Nasıl geldi Fenerbahçe hı hı. diye. 2019 yılında TÜFAT e, sayesinde oraya geliyor. Amatör milli takım. Fenerbahçeli hazırlık maçı yapılıyor ve orada görüyor Fenerbahçe ye yetkilileri skatları. Davet ediyorlar ve ondan sonra takıma katılıyor. Emirhan Arkutçu. E, geçen sene U16'da oynarken Galatasaray iki maçta da golü var. 3-1 kazanılan maçta işte e, Görkem İbrahim ve Çağrı Feda ile birlikte e, golleri atan isimler. 2-2'lik i̇ki, maçta da Asaf Akın birlikte yine golün sahibi. İki maçta da Galatasaray golü var. Derbi e, maçlarını sevdiği e, fikrine kapılıyoruz böyle doğal olarak. Vardır öyle büyük maç oyuncusu olmak özelliği vardır yani. Güzel. Evet. Yani genç de olsa yani tecrübeli de olsa böyle bir özellik var. Bazısının ayakları titrer çünkü. Şey, evet, Kimse daha çok motive olur. Tam tersi etki eder. Emirhan'da demek ki böyle özellikler. özellik var. E, genelde Salah ve Mahrez'e benzetiyorlar bu oyuncuyu. Hı hı. Türkiye'den Kerem Aktürkoğlu'na benzetiyorlarmış. E, i̇dol olarak Mane, Mahrez ve Mbappe'yi alıyor. Ortak nokta olarak Mahrez'i çizebiliriz. Ne dersin bu benzetmeye? E, devam devam Mahrez mantıklı. Hani tarz olarak benziyor. İşte sol ayağını kullanan ters kanatta zaten bu yüzden muhtemelen Salah ve Mahrez'le benzetiliyordur. Sağ kanat oynayıp içe kat eden, şut atan, kilit pas bırakan bir oyuncu. Ama e, mesela Mane'yi de ide olarak kabul etmesi şu bakımdan güzel bence. Sadece işte böyle topu alayım, içeri kat edeyim, yeteneklerimi göstereyim değil. Topsuz koşularımı da yapmam gereken bir oyuncuyum. İzlenim varsa bu idol alma konusunda bence mantıklı ki izlerken de bunu fark ediyorsun. Yani sadece top ayağındayken değil, top ters kanatlarken de koşu zorlayan bir oyuncu binan Han. Ee, sağ önünde oynarken yani futbol zekasını iyi gördüm ben. Oyuncu zaten yetenek olarak yani özel yeteneğe yakın oyunculardan bir tanesi. Yani Tıp işte Arda Güler zaten çok ayrı bir seviye bu arada. Arda Güler onu ayırıyoruz. İşte evet Arda'yı ayıralım artık. Ay ayırıyoruz, o o ayırıyoruz olmasın, evet. evet. O yüzden yani her bu arada herkes Arda olacak dediği bir şey yok yani. Evet. Zaten çok nadir çıkıyor bu tip yetenekler. Ee, işte İshak Bural gibi, Emirhan. Topa ayağına alınca ya ben futbolcuyum havasını veren oyunculardan bir tanesi, rahat adam eksiltiyor. Ee, bunu ters kanatta da yapabiliyor. Gelecekte şöyle bir yol ayrımına gelebilir. Hani yani bu seviyelerde oyun iyi oyunu fark yaratır ama böyle alt takım seviyesinde ya Fenerbahçe oynayacaksa ya da işte kiralanacağı yere bir, bir ayrıma gelecek. Şöyle bir yol, yol ayrımından bahsediyorum. Şimdi şurada oynayacaksa, Hani sağ önde oynayacaksa büyük takımda skora ciddi destek verebilen bir oyuncu olması gerekiyor. Ya da işte forvet arkası, ikinci forvet. Ee, bu kumaş da yok değil. Var hani yani var böyle şut özelliği var, top koşu özelliği var. Ya da e, biraz daha hücumcu 8 numara da olabilir. Yani inanılmaz böyle skor katkısı verecek bir oyuncu değilsem böyle hücumcu 8 numarada orada böyle dribbling yeteneğini konuşturan, orada böyle kilit pas, şut atan, şut özelliği de gayet iyi bu arada oyuncunun. O da doğuştan yetenek bazı şeyler öğretilmez ya. Mesela al, at desen öğret öğretemezsin yani çalım atmayı. Bir yeteneği olması lazım. Evet. Şut çalışarak iyi olur ama on da bir kumaş olması lazım. Yani donanımında iyi bir şut özelliğinin olması lazım. O topa vurma becerisi de doğuştan gelen bir şey bence. Çünkü bakıyorsun böyle 12-13 yaşındaki çocuk topa bir vuruyor zımba gibi vuruyor. Hani doğuştan tekniğini biliyor. Topa vurma tekniğini biliyor. Öyle isim şeylerle. Ha, bebek da... videoları var ya. Yani. Emirhan da topa vurmayabiliyor. Yani hücumcu 8 de olabilir. Hani bir zamanlar işte İrfan yaşadığı hala daha tartışılıyor ya bu adam sağ mı acaba orta saha daha mı iyi yani kaç yaşında gelmiş hala tartışılıyor. Aslında oyuncular tam bu geçiş çevresinde kendisi bir karar alırsa direkt o mevkinin adamı benim gibi çalışmaya, eksiklerini gidermeye odaklanırsa daha avantajlı oluyorlar. Yani böyle arada kalmaktansa o an tam o geçiş yaptığı zamanda karar vermesi lazım. Emirhan'la ilgili mesela hedefi tabii ki yani Fenerbahçe A takımında oynamak ama bir Avrupa hedefi var onun da. işte ailesini ülkesini Avrupa'da temsil Hı -hı. etmek gibi bir hedefi var. hobilerine baktığımda maç izlemek tabii ki o tarz kişilerin Avrupa'da o tarz sporcuların Avrupa maçlarını sık sık takip ettiği, yerli maçları takip ettiği bir durum yö söyleyebiliriz. PlayStation bu arada e, izlemek mi? önemli bir kursu yani. Değil mi? Tabii oyuncu izleyeceksin abi. Hatta direkt mahrezin özellikle mahrez videosu da izleyebilir. Hani kendisini o modelde görüyorsa, hani hangi oyuncuyu kendisi daha yakın görüyorsa, direkt nasıl davrandığını, hangi durumlarda çalımız zorladığını, hangi durumlarda topa basıp bir döndüğünü e, izlemesi zaten şu anda oyuncularda da işte waistcut, insta scout şifreleri oluyor genelde. Hani kendilerini izlemesi için hazır öyle bir Lüksel'de etmişken bence bu tip oyuncuların aksiyonunu da izleyebilirler. Güzel, ee, güzel ya bu en en böyle egolu futbolcu denince en zirveye çeken Zlatan bile kendi kitabında anlatıyor. Van Basten'in videolarını izledim diyor. Capello sahretmiş. Ya tabii sen de çok büyük oyuncu. Önce böyle bir, bir görünen <laughs> sen de çok büyük golcüsün ama ya bu adam da yapmış bir şeyler bence. Seni benzetiyorum bir izle bence diye. Ee, kariyerinde çok faydalı olduğunu düşünüyor yani. Fenerbahçe'nin videolarını çok golleri iyi. izlemesinin hani vuruş çeşitliliğinde benim aklımda zenginleşti diyor. Yani o, o görmediği şeyler görmüş. Adama bak hakikaten bu açıdayken böyle vurmak daha mantıklı diye, ayak dışına vurmak daha mantıklı diye düşündüğü anlar olmuş. E, man, mantıklı yani. Çok iyi, çok iyi. Yani işte idol olarak gördüğü Kerem de mesela aynı benzer şeyleri Hı -hı. yapıyor yani işte kendi videolarını izleyip neyi geliştirebilirim? Tabii. Nerede eksiğim? Hasan Ali her maçtan sonra kaset istermiş. CD yaptırırmış analiz ekibine. Hı hı. O zaman yaptırıyordu daha doğrusu. Yani bu birebir öğrendiğim hı hı. bir şey. Ee, o hafta mesela orta yapamıyor. Bütün hafta orta çalışıyor. Sorunlu yapamıyor. <laughs> Çok çalışkan açıdan. Yani. Çok çalışkan doğaçlama. O da <laughs> ne bir nevi ne yapayım Onun demek ki. yok. Ona gelmiş. <laughs> Ee, ama çok çalışması da. <gülüyor> ama yok <laughs> yo, çok iyi dönemi de var ya. Bir var de çok iyi de ama dediğim ben de, Hasan, şu Hasan, mesela işte bakkala gönderdiği falan dönemler var. Ya ben Hasan Ali şaka bir tarafa şeyden ayırıyorum. Umut Meraş gibi oyunculardan e? ayırıyorum. En azından gidiyor abi adam. Hani yeteneği bir yere kadar veriyor. İbrahim Özülmen öyle mesela. Süper yetenekliydi ama en azından gidiyordu yani. Yani bir kendi varlığını hissettiriyordu o tarafta. Eee Yani <laughs> ne kadar ne kadar yaptığı tartışılır da. <laughs> Ama işte şey bu çalışmak yine daha önemli yani. Yok. Yoksa oralarda da kalman. Yani bu, bunca sene sonuçta Fenerbahçe'de oynamak e, kolay değil yani bir yandan doğru. E tabii bu hala da Anadolu kulüpleri, işte Adana Demirspor istiyor mesela boşta. Adı geçiyor. E, PlayStation yüzme dedik Kobiler, maç izleme dedik. E, karakteri nasıl konusunu biz burada anlatmaya çalışıyoruz. Daha sakin bir karakter Emirhan. Ee, kalabalık ortamlardansa ailesiyle ya da işte Hı. daha sakin hissettiği, daha huzurlu hissettiği insanlarla takılmayı seviyor. Ve işte etrafındakileri kırmaktan çekinen bir karaktere sahip. Ee, ve boş vakitlerinde kendisini geliştirmek için e, ekstra çalışmalar yapıyor. İşte fitness'ı, ekstra çalışmaları. Genellikle, şimdi bak mahales konusunda biraz önce senin söylediğin özellikle örnekler. Genellikle yaptığı çalışmalar ters ayak, ters ayak geliştirmesi. Hmm. Defans özelliklerini geliştirecek çalışmalar, bitiricilik çalışmaları ve fitness. Çok mantıklı. Mesela Mahrez yani bu yaşta bile değişti. Son maçta mesela sahaya da gol attı Mahrez. Yani artık futbolda şey değil. Ee, gerçekten tek ayaklı bir adam olunca kontrolün çok kolay oluyor. Her rakip de biliyor çünkü. Yani yapsa yapsa bu tarafa Stol işte. çekilecek topu. Heh, Çıkamadı tamam. bir üst adama. Yok evet. Yani tek ayak evet bir yere, bir yere kadar kalabiliyorsun. Chelsea yaptı ya sto yani. Evet. Oraya kadar çıktı ve bir adım öteye götüremedi kendisini. Bir açı daha bulman lazım futbolda her zaman. Ya tamam sol ayağımı oraya kapatılar ama buradan da gidersem yine tehlikeli olurum. Hissini vermen lazım rakibi. Gezal ne ne zaman ki geçen sene çizgiye de gidebilmeyi evet. zaman zaman yaptı birkaç maç. O zaman içeride şut bulma şansı daha fazla. Evet, oldu. Yok Gezal mesela şut olması da Sıfıra inip sağ ayağıyla çeviriyor. Çeviriyor. O zaman çok daha rahat etti yani. Çünkü e, sadece sağını kapatamıyor bu sefer savunma. T taze bir örnek. Arda. Zasi yaptı asiste. Doğru çok iyi. Çekti durdu. Çekti sağ ayağıyla gönderdi. Evet geçmiş olsun. E, Emirhan Erkutçu'yu anlattık bu bölümde. E, nasıl görüyorsun gel geleceğini? Öyle bitirelim. Na e, yani çocuğun çalışkan olması güzel. E, yani hep her zaman diyoruz ya bir oyuncuda cevher olacak. Onun sonrasında işte hem e, koçları, teknik adam süre vererek, kendisi çalışarak işlemesi gerekiyor. O cevher var oyuncuda. İşlerse güzel yerlere gelir. Yani Avrupa hedefi olabilir. Gerçekçi bir hedef yani. Avrupa hedefi olabilir diyor Mustafa Demirtaş bir skat gözüyle Fenerbahçe altyapısında e, oynayan, FB19'da oynayan Emirhan Arkutçu'yu anlattık. Kendisine sağlıklı, sakatlıksız bir Başarılar e, kariyer diliyoruz. diliyoruz, başarılar diliyoruz. Umarız gönlünden geçtiği e, gibi bir kariyerin olur. Bizi başarıyla hem Fenerbahçe'de hem Avrupa'da neredeyse artık yolun e, orada başarıyla temsil edersin. Emirhan'a başarılar ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz. Buradan da İngiltere'ye geçiyoruz. Belki ileride Emirhan'da geçer. Şöyle <laughs> böyle konuşmaya geçeceğiz.